Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından, yani sırlarından bazı sırlar. Üçüncü sır, şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bil bedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve bu boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bil bedahe rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikati mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şuaatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemali intizam ve inayet ile koşturmak bil bedahe iki haletten birisidir. Bunlar ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşturuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihac ediyor, yani netice veriyor. Ya insan gibi bir acz-ı mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatı perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmi ile bu muavenet oluyor. Demek kainatın envağı insanı tanıyor değil. Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün envai mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin? Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve katiyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani, küçük bir mahluka bu koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-ı rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve unvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin usulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş gibi zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamatından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında bin bir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatemi rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatemi inayeti nesic ediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, şems ve kameri, yani güneş ve ayı, anasır ve maadini, yani madenleri, unsurları, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o bin bir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin
gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı, hayatı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istiğnai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de o şefaatçiyi bul. Evet, ruhi zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemali intizam ile hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasındaki hatem-i ehadiyeti vaaz eden bilbedahe, belki bilmüşahede rahmettir. Ve o rahmetin vücudu bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rububiye, öyle bir hatem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu gibi insanın mahiyet-i maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki küre-i arz simasındaki sikke-i merhamet ve kainat simasındaki sikke-i uzma-i rahmetten daha aşağı değil. Adeta bin bir ismin cilvesinin bir noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiiyeti var. Ey insan, hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hateme ehadiyeti vaaz eden zat seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın, hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa! Ey insan! Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 114 surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların iftidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak ve Besmele'nin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müçtehitler demişler, Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Allah